Merhaba ben Edip. 31 Mart 2024. E, aldığımız haberlere göre bu belediye seçimlerinde e, muhalefet ilk kez e, yani bir e, solcu denilen bilen veya da muhafazakar diye bilinen bir muhalefet CHP ilk kez e, şey ediyor. E, daha fazla oy alıyor gerçi Tabii. koalisyonlar döneminde diyeceğim. Ama yine bu kadar değildi. CHP'nin oy bandını aşan bir şey. AKP'den nefretin yani Allah ile aldatan, Allah ile hırsızlık yapan, Allah ile her türlü zulmü yapan, halkı e, dini ve milli diye böyle parçalayıp bölen, birbirine düşman eden, sürekli nefret üreten, e, dinci hırsız, faşist bir AKP, AKP iktidarı inşallah e, bu e, Seçim sonucunda şey edecek, iktidarını kaybedecek, erken seçim olma ihtimali var. Bunu şey etmesi lazım, e, muhalefetin bunu bastırması lazım. E, korkunç bir şeyler yaşadık, 20 yıldan fazladır kene gibi yapıştılar bunlar. Yani ilk başta adaletten bahsediyorlardı işte adalet, insan hakları falan filan. Hatırlıyor musun? Özgürlük diyorlardı. Adaletin dibine kibri suyu, kibri suyu mu? Kezzap e, döktüler. E, özgürlükleri kısıtladılar, diktatörlüğe çevirdiler. Tamamıyla bir yağma ve dolan devleti ürettiler. Bir derin devlet yoluyla. E, maalesef yani düşün ki e, Hazreti Ömer'in yamalı elbisesini sallayarak başladılar. Dünyanın en büyük sarayını diktiler bayrak sallayarak başladılar. Ülkeye en büyük ihaneti yaptılar. Çünkü Türkiye'de en son istatistiklere göre Avrupa'nın çöplüğü, yani bütün ülkeler arasında Avrupa'nın çöplüğünü satın alan, çöplüğünü alan, e, yani çöpü şey etmek için, atmak için Avrupa para veriyor. Türkiye yüzde on beşle bir numara. Hindistan, şey onun altında, çok da altında Hindistan var. O yüz, yani yüzde 2003 mi civarında Türkiye büyük bir farkla bir numara nedir? Avrupa'nın çöplüğü. İsrail'in de en yakın ticari e, şeyi oluyor. E, e, dostu oluyor Türkiye. Daha önce yıllar önce sürekli söylüyorum Türkiye AKP bakmayın bu şeylerine bir işte one minute fena hikayeleri işte Kudüs, Filistin, Gazze'dekilere gaz veriyor. Ama geçmişten biliyoruz ki kesinlikle İsrail'in adamı bu adam. Yani Yahudilerin zaten üstün cesaret ödülünü aldı. Gaza gelip işte İsrail'e flotilla ile bir gemiyle yardım yapmaya giden gençler insan hakları şeyleri o gençler 9 tanesi katledildi İsrail tarafından sahip çıkmadı onlara hatta onların İsrail komutanları aleyhine İstanbul'da açtığı davayı bile müdahale ederek bitirdi 20 milyon dolara İsrail'e sattı onları Böylesine bir adam şu anda ve etrafındakiler şu anda onun partisinin üst kademesinde olanlar hatta bu belediye seçimlerinde Metin kardeşimizin gazeteci Metin ifşa ettiği gibi onlar İsrail'e bu soykırım yapılırken Gazze'lilere karşı 5-6 aydır süren bir soykırım var. Bu soykırıma rağmen hala İsrail'e çeşitli maddeler ithal ediyorlar. Ve bu maddelerin arasında çelik de var, silahlar da var, ee, İsrail'e her türlü yardımı yapılıyor, tel örgüler bile var. Yani faşist İsrail devletine bir anda Kudüs, Müdüz, Allah, Peygamber falan filan diyorlar. Bir yandan bu alçaklığı yapıyorlar çünkü dinleri ve siyasetleri yalan ve dolandır, başka bir şey değildir. Allah ile aldatan, işte bayrak sallayarak size en büyük ihaneti yaptı, Türkiye'nin e, varlığını yok e, sattı hem de çok ucuza sattı ve onları rüşvet olarak verdi, yedirdi falan filan şu zamana kadar götürdü. Ve Türkiye iflasın eşiğinde maalesef korkunç bir yoksulluk var. Bu arada Suriye macerasıyla hani Suriye gidiyorlardı. Efendim Suriye şan kaçıncı eyalet olacaktı Osmanlı şeyle, hayaliyle yurtta sulh, cihanda sulh prensibini şey ederek o yurtta savaş, cihanda savaş diye gittiler Suriye iç savaşına girdiler. Oraya psikopat ve silah taşıdılar. Sonunda ne oldu? Kaçtılar, kuyruklarını kısıp kaçtılar Türkiye ve Türkiye'ye 5-6 milyon belki daha fazla mülteci soktular. Hem de onları şey etmeden, hiç test bile etmeden. Halbuki Kur'an'a göre bak Kur'an diyorlar Allah peygamber, Kur'an'a zerre kadar saygıları yok. Kur'an mültecilerin, iltica edenlerin, sığınanların sorgulanmasını şey diyeyim. Mümtehine suresi zaten var. Bunun sureni adı sorgulama suresi. Test etme. Senin ülkene gelen öyle insanları paldır küldür almasın. Onların arasında gerçekten vahşiler var, barbarlar var, her türlü ajanlar var. Her türlü böyle acayip psikolojileri bozuk tipler var. Türkiye maalesef onlarla dolduruldu. Neyse yani haddi hesabı olmayan felaketler, kötülükler yaptılar. İlk başta Avrupa topluluğu falan dediler. Sonradan 180 derece çark ettiler. Türkiye'yi felakete kadar getirdiler ve bence muhalefetin birlikte olması lazım. Kesinlikle ayrılmanın zamanı değil. CHP'ye CHP bir şans verilmesi lazım. Ben e, nedir Ekrem İmamoğlu'nu sevmem. Ee, onun hakkında şüphelerim var, emin değilim ama Tayyip'e benzeyen bir tipi var, agresif, e, otoriter bir tipi var ve ticaretten gelen ticarlık şeyi var. Çevresini kayırma, mayırma falan, ee, ihale mihale işlerinde e, benzer şeyleri görüyorum. İnşallah yanılırım, İnşallah onu e, kontrol edersiniz, sürekli şey edersiniz, onu alkışlayıp durmayınız bu kişiyi. Zaten genellikle bir ülkenin sosyopatları genellikle en çok böyle en iyileri şey etmez politikaya girmez erdemli olanlar genellikle arka planda durur siyaset maalesef öylesine pis bir şeye dönüştürülmüş genellikle siyasete girenler şeyler oluyor genellikle diyorum. E, istisnaları elbette var. Arsızlar, efendim siyaseti kullanarak kendilerine ve ailelerine, çevrelerine mal mülk edinmek isteyenler girer. Veyahut da böylesine hafif eğilimleri olanlar. Onun için bu eğilimleri şey etmeyin, beslemeyin. Onları alkışlayarak, alkışlayarak e, sen çok yücesin maşallah işte falan filan diye alkışlayarak şey etmeyin. Tam tersine bunlar sizin emrinizde çalışan insanlar. Sizin verdiğiniz vergilerden maaş alıyorlar. Sizin hizmetkarlarınız. Devlet büyükleri demeyin, devlet küçükleri bunlar. Sizin sizin, sizin vekilleriniz sizden üstün olamaz. Onun için onurlu olun, onurlu bireyler olun. Hakkınızı bilin. Hakkınızı savunun onların alt şeye, onlara yalakalık yapmayın. Ayakların altında paspas olmayın. Onun için seçtiğiniz belediye başkanları olsun, milletvekilleri olsun, başbakan, cumhurbaşkanı olsun onları yüceltmeyin. Onlar sizin emrize hesaba çekmesini bilin. Her yerde hesaba çekin. Eğer yanlış yaparlarsa budur. O zaman onurlu olursunuz. O zaman bunlar sizin vergilerinizi kendi aralarında bölüşmezler, çalmazlar, size ihanet etmezler, edemezler, sizden çekinirler. Evet, teşekkür ederim. Selam ve sevgiyle. Ee, bu arada Türkiye benim gelişim e, yani 6-7 yıldır gelemiyorum. Belki daha fazladır. 7-8 yıl olabilir. 7 yıldır gelemiyorum en azından. O da Tayip e, Tayyip Erdoğan aleyhimde 23 tane dava açmış durumda. Ee, en son baktığım şimdi bir 23'ü de açmıştır. Arada bir şey alıyorum. E, e, mektuplar alıyorum şeyden. ne Ben şu kapatayım adresi. Ee, evet. Daha i̇şte, böyle Türkiye konsolosluğundan bunlar cezalarla alakalı mahkemelerle ilgili e, ödüp burada gel buraya bizim konsullar gel şu dokümanları teslim et veya da sen şu kadar ay ceza aldın ve bütün hepsinde bu 23'üne baktım hepsinde Recep Tayyip Erdoğan isminin karşısında mağdur diye yazıyor mağdur mağdur Türkiye'nin baş mağduru sadece ben onu en az 23 kere mağdur etmişim bu gariban adamı evet böylesine rezil bir şey. Sizin vergilerinizi avukatlarına böyle yediriyor. Sizin maaşınızla çalışan hakimleri, savcıları, mahkemeleri falan bu uyduruk şeylerle meşgul ediyor. Niye? Çünkü bunun zulümlerini, hırsızlıklarını, yalanlarını hiç çekinmeden ifşa ettiğim için. Evet, kendisi bir firavun gibi davranıyor. Ben yüce bir insanım. Sen kim oluyorsun beni eleştiriyorsun? Neyse onun için şey etmeyin CHP şans verin ama şans verirken hiçbir vakit diğer iktidarları yaptığınız gibi önünde eğilmeyin bükülmeyin tam tersine sorgulayın tam tersine yaptıkları icraatları inceleyin ve eğer bir yerde yamukluk yapıyorlarsa hayırıyorlarsa haksızlık yapıyorlarsa hırsızlık yapıyorsa yalan söylüyorsa yüzlerine vurun toplantılarına gidin haykırın bunları Evet, e, dinci, hırsız, faşist bir çetenin sonu geleceğinin umutlarını görüyoruz, ilk ışıklarını görüyoruz. Bundan dolayı mutluyum, Allah'ım da olsun. Bu Tayyip, Numan Kurtulmuş, bütün bu çevresi eski arkadaşların ve maalesef bu eski arkadaşlarım arasından bir kısım tamamıyla sessiz durumda. Onlar zaten saf dışı edildi, dürüst olanları ama maalesef bu önde gidenleri dünyanın en ahlaksız, en zalim insanlarına dönüştüler. Çünkü dinleri, sünnilik dini, sultanat dinidir. Zulüm dinidir, uyduruk bir dindir. Sadece kafirlerin, zalimlerin menfaatini, menfaatine bir ortam yaratır. Sünnilik dini böylesine bir dindir. Emevilerin ve döneminde, Osmanlı döneminde, sömürü dinidir. Başka bir şey değil. Onun için Allah sizi bu dinden de kurtarsın. İslami reform başlaması lazım. İnşallah bu konudaki mücadelemize hız vereceğiz. Selam ve sevgiyle dostlar. Görüşmek üzere.